Şimdi her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Necmettin Erbakan bu söyleminin sonunda diyor ki yeni bir dünya kurmak için. Ve bu dünyada da hakkı hakim kılmak için. Hak dediği adalet. Tabii. Değil mi? Tabii ki. Şimdi Kadim Türk İslam yönetim felsefesi iki şeye dayanır. Adalet ve güç. güç. Şimdi Erbakan bunları o gün kendi lisanı ile böyle formüle etmiş. Bugün ne görüyoruz? Şimdi Birebir görüyoruz. peşin peşin söyleyeyim. Eğer bizi izleyen birilerinin kafasında hala şu varsa, ya çıktınız orada Erdoğan güzellemesi yapıyorsunuz bilmem şu ve lütfen rica ediyorum kumanda elinizde değiştirin. Ne benim ne Yusuf Alabarda'nın burada Erdoğan güzellemesi yapma gibi bir derdi yok. Dün de yoktu, Turgay, bugün de yok. ülkenin güç konsolide edip etrafında dengeleri değiştiren bir ülke olmasını teknoloji üretmesinde mi, mezarlıklara koyduğu ibrikte mi bulursunuz? Tabii. Vizyonu ibriğin sapı kadar bile olmayan Bravo. insanlar Kalkıyor sana diyor ki, evet. ya yine diyor bunlar diyor işte diyor savunma sanayi, Geleceğiz, teknoloji falan geleceğiz. konuşuyor Tabii diyor ya. geleceğiz. Eyvallah. Şimdi sözü size devretmeden önce şunu Estağfurullah. söyleyeyim. Yeni bir dünya kuracağız diyor ya Erbakan. İşte o yeni dünyayı kuruyorlar şu anda. Ve diyorlar ki yeni kurulacak bu dünyada Türkiye'nin yeri olmamalı. Burayı anlatabildik mi? Açık ve seçik Tabii. söylüyorlar. Hiç lafı dolandırmadan söylüyorlar. Diyorlar ki biz bir yeni dünya kuruyoruz. Bu dünyada Türkiye olmamalı. Bunun da yolu Erdoğansız bir Türkiye. Bak AK Partisiz demiyorum ha. O başka bir tartışma konusu. Erdoğansız bir Türkiye olur ise, şimdi diyor ya eskiye dönüşü sürekli eski Türkiye özlemi çekenler var. Eski Türkiye'de ne vardı? Bu yoktu işte. Tabii. Eski Türkiye'de bazılarının hani o ifadenin de içini boşalttılar. Kullanmak istemiyorum ama adam gibi adamların diyeyim. O yerli milli falan demeyeyim. Adam gibi adamların bugüne ilişkin hayalleri vardı. Tabii. Bir de Ama seni o hayalinden dolayı boğuyorlardı. tabii bir de uzay fakültesinde elinde fotoğraf makinesi kim başörtüsü takıyor, kim bilmem ne yapıyor diye koşuşturan Kapısında fotoğraf çekip yayınlayan dekanlar vardı. dekanlar vardı. İstihbarat teşkilatlarında hangi evde helva kavrulmuş, kim mevlüt okutuyor'nun peşinde koşan istihbarat teşkilatımız vardı. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Ya Libya'da, geleceğiz, bugün güzel Avrupa'da gelişmeler var. tozunu dumanını attıran Bugün bir güzel gelişmeler var. MİT teşkilatı var. Tamam mı? Hepsine selam olsun. Ya Üstü düşünebiliyor musun Turgay Güler? MİT teşkilatı var dediniz de bu ülkenin İstihbarat teşkilatına dışarıda operasyon yapma yetkisi ne zaman verildi biliyor musun? 2014'te. evet. Ya şaka gibi. Yani Milli İstihbarat Teşkilatınız var ama dışarıda operasyon yapma yetkisi yok. Yani bunlar CIA önemli. de sizin istihbarat teşkilatınızın içerisine şey kurmuş. Network Ofis kur, kurmuş, network network kurmuş. kurmuş, imamlar atamış. Ha. Ya. Evet. Şimdi dönelim. Ne diyorlardan başlamıştık ya. Bu ne? Bu ne Yusuf Alabarda? Bu Bu uçaklar yan şu. yana uçuyor. Şimdi aslında Şov bu yapıyorlar, göz boyuyorlar. Yusuf Alabarda bu ne? bu ne? Şimdi Sayın merhum Necmettin Erbakan'ın söylediği, sen 100 tane üretirsin, o 200 tane üretir. Sen 300 üretirsin, karşısındaki adamın kapitalini bildiği için o diyor 1000 tane üretir. O zaman senin ne yapman lazım diyor. Elinde bir elektronik kumanda, insansız bir araç İstanbul Havalimanı'ndan kalkıyor, gidiyor ilgili yerlere akıllı mühimmatlarla vuruyor dönüyor. Ya da onların gelen gemisini ya da tayyaresini bir düğmeye basıyorsun diyor, gerisin geri döndürüyor diyor. Şimdi bu ne biliyor musunuz?
Tamamen bir elektronik harp. Yani elektronik harp dedikleri böyle bir şey zaten. Yani sizin uçağınızın uçmasına engel olan, sizin insansız hava araçlarınızın uçmasına engel olan, sizin karşıdaki tayyarenin dost mu düşman mı ayrımı dahil olmak üzere bunların hepsi sinyaller üzerinden yapılıyor biliyorsun Tübergüler. Şimdi diyor ki bu adamların devasa ordusuna karşı sizin böyle cevaplar bulmanız lazım. Bu ne biliyor musunuz? Güvenlik okuması yapan herkes bilir ki Necmettin Erbakan daha o yıllarda simetrik tehdide asimetrik cevap vermenin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Bir daha söylüyorum altı çizilsin diye. Düşmanın karşınızdaki güçlü simetrik tehdidine siz asimetrik tehditle cevap verin. Örneğin sen Toulouse'dan kaldırarak bir donanma göndereceksin değil mi? Gönderdiğin donanma Fransa'dan kalkacak, gelecek ve benim mavi vatan coğrafyamda beni bir şekilde tahdit edecek, sıkıştıracak, çevreleyecek. Eğer sen bunun karşılığında 250 kilometre menzili olan karadan ve denizden atılabilen, şimdi de deniz altından atılmasıyla ilgili çalışmalar başlatılan bir gemi savar atmaca füzesine hem de yerli motorla sahaya sürüyorsan diyorsun ki yani senin bir gemin benden de 4 tane gemi savar füzesi. Bunun mukayesesini sen yap diyor. İşte bu simetrik tehditleri asimetrik cevaplar. Aslında Türkiye'nin bu insansız hava araçları teknolojileriyle karada, denizde ve havada ve bunun yanında ayrıca ortaya koymuş olduğu elektronik harp kapasitesi dahil 5. nesil savunma sanayi ürünleriyle bir eşik atladı. İşte bu İngiltere'nin o kraliyetle ilgili düşünce kuruluşu Rusya'nın çok ilgisini çekmiş olmalı ki yine Türkiye'yi iyi tanıyan Katar Üniversitesi'nden bir akademisyen olan Ali Bekir'e bir makale hazırlattırılmış ve yayınlanmış. Gayet itibarlı bir site burası. Burada Türkiye'nin elektronik harp kapasitesiyle ilgili gerçekten çok önemli bir dokümantasyona bu işi kavuşturmuşlar. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Burada F-16 ile birlikte Akıncı TİHA'nın uçması bir görsel güzellik olarak değerlendirilmemeli sadece. Tabii ki bu bir görsel güzelliktir. Ama bunun dışında gelecekte SİHA'lar üzerine ya da insansız sistemler üzerine bir doktrin yazılacaksa bu İngiltere'den Amerika'ya, Fransa'dan dünyanın farklı ülkelerine kadar birçok bu konularla ilgili yazıyı takip eden birisi olarak söyleyebilirim ki insansız sistemlerin muharip tayyarelerle birlikte müşterek bir konsepti ve doktrini üzerine çalışılıyor. Türkiye diyor ki sizin bu ortaya koyacağınız insansız hava araçlarıyla ana muharip tayyarelerin F-16, F-35, F-4 neyse yan yana ortak bir konsept ve doktrinde bir muharebeye girişme ile ilgili hususu ben şimdiden gördüm. İşte İstanbul semalarında da yan yana uçuruyorum diyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla Turgay Güler birilerinin küçümsemeye çalışmış olduğu hususlar hiç kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından gurur duyulması gereken bir husus ama şunu söyleyeyim Türkiye olarak biz bu işin başlangıcındayız. Kuşkusuz emekleme safhasında değiliz. Yürüyoruz. Hatta seri adımlarla yürüyoruz. Ama bu bisikletin pedalini çevirme gibi bir şey. Bu pedal çevirmeyi bıraktığın an yere düşmen yakındır. Dolayısıyla Türkiye'nin burada ayağını gazdan çekmeksizin mutlak surette bu hamlelerine devam etmeli. Ben şimdi burada şunu söylemek istiyorum yalnız. Bu Teknofest ile ilgili hususlar İstanbul dahil bütün Türkiye'den ziyaretçi kabul etti. Yurt dışından gelenler vardı. Ben de gittim. Hatta bazı ülkeler kendilerinde de bu şekilde bir organizasyon yapılarak yetenekli beyinlerin ortaya çıkartılması ile ilgili tekliflerde bulunmuşlar. Biliyorsunuz bu yarışmalarda 150 bin ila 200 bin civarında genç takımlar halinde yarışıyorlar ve içlerinden en iyinin en iyisinin en iyisi seçiliyor. Şimdi tam bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu 2 gün önce bir konuşma yaptı. Dedi ki yüksek teknoloji üreten beyinler bir toplumun %2'sidir. Bizim asıl sorunumuz dedi o beyinleri bulup ortaya çıkartmak. Ya senin ülkende O şöyle, şimdi buradan yine AK Parti'nin iletişimine bir gönderme yapayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.